Bir tablet ve daha fazlasını arayanlar için tasarlanmış Lenovo Tab P11 ile bugün karşınızdayım. Gelin isterseniz hemen kutusunu açalım, bakalım bizleri neler karşılayacak. Şöyle ilk önce üstündeki jelatini soyuyorum. Üzerinde stickerlarımız var. Maket bıçağı yardımıyla şöyle kesiyorum. Kutumuz yukarıya doğru açılıyor. Şu şekilde tabletimizin direkt olarak kendisi bizi karşılıyor. Güzel bir kılıfa sarılmış. Şu şekilde tabletimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki çeşit renk tasarımı kullanılmış. Hemen bunlara geleceğim. Sağ tarafında bir kutumuz daha var. Bu kutunun içerisinde bizlere USB tip A'dan tip C'ye bağlantı kablosu, bir de adaptörümüz karşılıyor. Bunları şöyle kenara aldım. Kutuya devam etmek istiyorum. Hemen altında bir kutumuz daha var. Bu kutuda ise tabletimizi korumamız için bizlere hem klavyeli hem de suni deri kablomalı çok güzel bir şöyle iki parça kılıf göndermişler. Bunu da kenara alıyorum. Burada garanti belgemiz, kullanma kılavuzumuz yer alıyor ve bir tane SD kartları takmak için SIM iğnemiz. Son olarak da kalemimiz kutu içerisine yerleştirilmiş. Ortalık biraz dağıldı. Hemen toplayalım ve tabletimizi teknik ve tasarımsal detaylarına geçelim. Şöyle tabletimi hemen kılıfına yerleştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi dört köşesinden oturtuyoruz. Daha sonrasından buraya mıknatıs yardımıyla tık diye geçirebiliyoruz. Hemen arkasında bir ayağımız var. Bu ayağı açtıktan sonra tabletimiz klavyeli bir şekilde hazır hale geliyor. Yanında bir tane kalemi de olduğunu söylemiştim. Üzerinde iki tane tuşumuz var. Bu tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle tasarımıyla devam edeyim. Klavyemiz oldukça minimal ve güzel. Burada güzel bir detay daha var. Gördüğünüz gibi üzerine touchpad yerleştirilmiş. Bu klavye hem touchpad ile hem de dokunmatik olarak tableti kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi metalik kablomayla tabletimiz bizi karşılıyor. Çift renk kullanılmış. Burada bizi güzel bir kamera ve bir de flash karşılıyor. Hemen burada Lenovo logomuz var. Ön tarafına çevirdiğimiz zaman çerçevede hemen bir tane ön kameramız. Alt tarafına baktığımız zaman iki tane hoparlörümüz, tip C girişli şarj yuvamız ve 3.5 mm'lik jack girişimiz var. Hemen üst tarafta ses açıp kapama tuşumuz. Alt tarafında yine klavyemiz için yerleştirme bölmeleri ve mıknatıslı alanımız yer alıyor. En üst tarafta ise güç tuşumuz ve iki tane daha hoparlörümüz buraya yerleştirilmiş. Tasarımımız bu şekilde. Birazcık isterseniz boyutlarına bakalım. 163 mm boyu, 258.4 mm eni, kalınlığı ise 7.5 mm olarak tasarlanmış. Bu kompozisyonlardaki tabletimizin ağırlığı ise 490 gram. Hemen ekrandan devam edelim. 11 inçlik ekran boyutumuz var. 2000x1200 piksel çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca kendisi IPS TDDI panel ve ekran gövde oranımız da %85. Kameralara baktığımız zaman ise arka kameramız 13 megapiksel, ön kameramız ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Yani bu kameralar sizin online toplantılarınızda ve canlı derslerinizde yeterli görüntüyü sunacaktır. Teknik tarafına baktığımız zaman ise işlemci tarafına baktığımız zaman Qualcomm SoC kullanılmış, 8 çekirdekli bir işlemci ve 2.0 GHz bandlarında çalışabiliyor. Ve bunu destekleyen grafik işlemci tarafında da Adreno 610 kullanılmış, 4 GB bir RAM'e sahip ve 128 GB'lık depolama alanımız yine mevcut. 128 GB'ın yetmediği zamanlarda SD kart desteğiyle kendisini 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Batarya tarafında 7500 mAh'lik büyük bir bataryamız var. Günlük kullanımlarınızda sizi rahat rahat destekleyecektir. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i destekliyor. Bu da bağlantı sorunlarınızı ortadan kaldıracak. Son olarak tekrardan şöyle tabletimizi kılıfına yerleştirmek istiyorum. Çünkü kendisi hem bir tablet hem de bilgisayar edasıyla kullanabileceğiniz ve yanınızda rahat rahat taşıyabileceğiniz bir iş makinesine dönüşüyor diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi kalemi de yanında. Ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.